Kırşehir'de yaşayan 15 yaşındaki Okan Bodur bir böbreğini kaybettiği rahatsızlıkla mücadele ederken kemik iliği hastalığı da olduğunu öğrendi. Çocuğun iyileşmesinin tek yolu var, o da ilik nakli. Ailesi umutla uygun iliği bekliyor. İyileşmek istiyor ama durumu günden güne kötüye gidiyor. Bir böbreğini kaybeden Okan aynı zamanda kemik iliği hastası. Tekrar sağlığına kavuşmasının tek yoluysa ilik nakli. Şu an Kök Hücre Bankası'nda bizim başvurumuz var. O kanın 10 değeri birden hepsini tutması lazım. Kandaki HLA'lara bakılacakmış. İşte bizim anne baba veya kardeşin HLA değerlerimiz uymadı. Okan Bodur 15 yaşında, Kırşehir'de yaşıyor. Henüz 3 yaşındayken böbrek rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Tedaviye cevap vermeyen sağ böbreğini kaybetti. Yalnızca sol böbreği olduğu için vücudu enfeksiyonlara karşı korumasız. Doktorların verdiği ilaçlar da o böbreğine zarar veriyor. Tüm bunların arasında çocuğun kemik iliği hastalığı ortaya çıktı. Biz bu rahatsızlığını önceden bilmiyorduk aslında Okan'ın. Okan'da küçük küçük morluklar, düşmeye bağlı bu dizlerinde kocaman kocaman morluklar oluşuyordu. Yani biz hastalık derecesini bilmediğimiz için umursamıyorduk. Hani çocuk orasını vurdu, burasını vurdu, morarıyor diyorduk. Okan Bodur'un iyileşmesinin tek yolu var. O da ilik nakli. Aile umutla çocuklarına uygun iliğin bulunmasını bekliyor. 10 kişi kan verince hemen ilik bulunmuyor. 40 binde bir olasılık. Hastalığın tedavisindeki iliğin bulunması.